Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle hayatımızda belki de sürekli yaşadığımız ama bir türlü anlam veremediğimiz veya onu yönlendiremediğimiz bir duygu aktivasyonu üzerine bilgi paylaşacağım. Nedir bu? Duygunun dışa vurumu. Tüylerim diken diken oldu deriz. Şimdi tüylerim diken diken olma gibi bir deyim. Aslında bedenimizdeki o hani derimizin, o tüylerin gerçekten diken diken olma hali. İngilizce'de buna goosebumps, turkey bumps, chicken bumps yani farklı farklı deyimler kullanıyorlar. Bizim Türkçe olarak da tüylerim diken diken oldu deriz. Bu hem çok aşırı korktuğumuz zamanlar, şok olduğumuz anlar hem de çok hoşlandığımız bir haber duyduğumuzda, bir olay anlatılırken dinlediğimizde hoşumuza giden bir olay, tüylerimiz diken diken olur. Aslında tüylerin diken diken olması bir nevi gerçekliği hissetmek. Yani bir gerçek olayı biri size anlatırken hoşunuza gidiyorsa onun gerçek olduğundan eminsinizdir ve tüyleriniz diken diken olur. Hatta dersiniz ki bak şu an o güzel olayı anlatırken tüylerim diken diken oldu. Nedir bu? Duygunun en üst zirvesi. Hem korku hem sevgi. Bakın ikisini de temsil eden bir artık nasıl diyelim onu aktivasyon. İkisini de temsil ediyor bu dışa vurum. Peki bunu nasıl kullanırız? Hayatımızda olmasını istediğimiz o hisse girdiğimizde bu tüylerim diken diken oldu. O zirve noktasını nasıl hissederiz? Bu çok önemli. Bizim böbrek üstü bezlerimiz bu gibi durumlarda ani şok, korku ya da çok büyük böyle hani coşku durumlarında adrenalin salgılar. Aslında bir nevi adrenalin fight or flight dediğimiz yani ya dövüş ya kaç moduna sokar bizi. Dış dünyaya alarm vaziyetine haline geliriz. Peki bunu kontrollü kullandığımızda, hayatımızda olmasını istediğimiz duyguya girdiğimizde o dozu, o ölçüyü bununla ölçebilir miyiz? Neden olmasın? Hani bazen diyoruz ya, kimileriniz diyor, Tuncay Bey, yaptığım çalışmada gerçekten inançla, tam bir o anı yaşama hissiyle yaptım ama olmadı. Ben de bu soruyu soracağım size. Acaba gerçekten söylediğiniz gibi mi? Tüyleriniz diken diken olacak kadar hissettiniz mi? İnsanların korku filmlerine olan düşkünlüğü de bu yüzden. O adrenalini istiyor beyin, vücut. Yani o tüyleriniz diken diken olduğu halde, sizi rahatsız ettiği halde seyretme ihtiyacı duyarsınız. Kimileri de adrenalini bedeninde hissetmek için farklı şeyler yapabilirler. Yani işte bungee jumping dediğimiz boşluğa bırakmak, bir takım roller coaster'lara binmek. Bunlar da bedende adrenalin salgılıyor ve sizi bir nevi o en üst korku düzeyinde tutuyor, alarm vaziyetinde tutuyor. Peki bunun, bu duyguların farkındalığında yani korku ve sevgi, biz korku duygusunu o en üst düzeyde yaşadığımız o anları biliyoruz. Bilinçaltımıza tanıtıyoruz bunu sürekli. Peki onu nasıl dönüştürebiliriz hayatımızda olmasını istediğimiz dileklerimizin o alanına? Nasıl dönüştürürüz ki o his en üst zirvede kalsın? Zaten hep bütün çalışmalarımızda demiyor muyuz? En üst seviyede kalmaya çalışın. Beden titreşiminiz en üst seviyede olsun. Ne kadar süre kalıcı kalırsa o kadar kısa sürede o enerji alanına uyacak olan olay ve kişiler karşınızda olacak deyip duruyoruz. İşte ben size bir ölçü, o duyguyu hissedip hissedemediğinize dair bir ölçü veriyorum. Tüyleriniz diken diken oluyor mu? Olmuyorsa demek ki tam anlamıyla hissetmiyorsunuz. Çünkü ben bu videoları yaparken dahi anlattıklarımın gerçek olduğuna o kadar inanıyorum ki, yaşadığım için inanıyorum, tüylerim diken diken oluyor. Bazılarınız da birçok videomuzda hem müziğin
etkisiyle hem de gerçekten doğru içsel olarak inandığınız için tüyleriniz diken diken oluyordur. İşte gerçekliği ve hakikaten o alanda olduğunuzun göstergesi. Bundan böyle yaptığınız çalışmalarda kesinlikle kendinizi test edin. Soğuk havalarda da tüyleriniz diken diken olur. O bir dış dünyaya tepkidir o andaki. Beden tüylerimiz dikenleşir. Onun altındaki kaslardan dolayı uyarılır, sempatik sinir sistemi tarafından uyarılır ve o kaslarla o işte tüy dediğimiz o dipleri uyarılarak biraz dikleşir. Tüylerim diken diken lafı da oradan geliyor zaten. Peki o hani duygu seli geldiğinde onun en üst zirvesine çıktığımızda bedenimiz bir tepki veriyor. İşte bunun farkındalığında bunu yönlendirmenizi istiyorum. Gerçekten dileğim neyse onu şu an tam anlamıyla hissedebiliyor muyum? Tüylerim diken diken oluyor mu? Olmuş gibi hissettiğimde olacak. Bana bir telefon geldiğinde inanılmaz bir heyecanla, bedenim inanılmaz bir adrenalin bombardımanı altında belki de havalara zıplayacağım. İşte bunu hissetmemiz lazım. Belki de tüylerim diken diken olmadığı halde hissediyorum diyebilirsiniz. Ama ben de diyorum ki en azından o gerçekliği tam anlamıyla hissetmeniz için bedeninizdeki tepkileri de ölçün. Gerçekten hissedebiliyor musunuz? Tam anlamıyla o kalpten inancınızı ol durumuna geçirebiliyor musunuz? Bu çok önemli. İşte ben bu videoları yaptığımda gerçekten sizlere bu bilgileri verdiğimde küçük püf noktalarını da verme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü kendinizi ölçebilirsiniz bunu yaparak. Gerçekten ya ben inandım diye düşünüyorum ama inandım mı? Gerçekten hissettim mi? Yoksa biraz önce buraya işte meditasyonu yapmadan önceki halimle şimdiki halim arasında bir fark var mı? Olması lazım. Eğer bu çalışmaları yapıyorsanız o alan sizin farklı bir alanınız olmak zorunda. O sandalyeden, o koltuktan kalktığınız zaman sizdeki enerjiyi insanların fark etmesi lazım. Bundan böyle kendinizi test ettiğinizde, çalışmayı yaptığınızda benim bu söylediklerimi şöyle bir göz önünde tutun, değerlendirin. Gerçekten Tuncay Bey'in söylediklerini yaşıyor muyum? Bedenimde bir adrenalin patlaması oldu mu? Kendimi heyecanlı, coşkulu hissediyor muyum? Tüylerim diken diken oldu mu? Yoksa sadece ben inandım ama bakalım olacak mı? Olur mu? İnandığım halde olmadı. Artık bunlar çok yüzeysel, çok zihnin oyunları da diyebiliriz bunlara. Yani sizi inandırdığını inandırır ama olmuyor der. Sizin kapasiteniz bu der. Yeteneğiniz bu der. Sınırlar koyar. Zihin sınırlar içinde var olmayı seçer. Sınırlar içinde var olarak beslenir. Bundan böyle. Bu çalışmayı da bir kenara not edin. Ben hissederken gerçekten o duygunun en üst seviyesinde miyim? Yoksa aşağılarda bir yerde iyi hissediyorum. Tamam. Bunda sorun yok. İyi hissedeceksiniz tabii ki. Ama zirvede miyim? Zihin, beden, ruh uyumu oluştuğunda tüyleriniz diken diken olacaktır. Bunu unutmayın. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.